Evet hanımlar, tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte yine bebek patiği çalışması yapacağım. Diğer bir eşini sizlerle birlikte yapmaya çalışacağım. Şöyle bir önceki videomda sizlere hazır tabanla örgü tabanı birleştirme aşamasını göstermiştim. Ben örgü tabanı yapıp hazır tabanla birleştirme aşamasını sizlere göstermeyeceğim. O şekilde başlayacağım. O videomda bu birleştirme aşamasını görebilir. O şekilde de devam edebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ip olarak Ören Bayan Dora'nın patiklik ipini tabii ki tercih ettim. Ve yine ipimin kalınlığına göre 8 numara ben tığ kullanacağım. Ve önüne de böyle bir süsleme, küçük bir düğme olarak şöyle bir düğmem var. Siz istediğiniz süslemelerde de bulunabilirsiniz. Evet, hemen başlayalım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmasın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik 0-3 aylık için ben patiğimi yapmaya çalışacağım. 0-3 aylık için tabanı, örgü tabanımı oluşturuyorum. İlk başta sıkılama zincirimden sonra 21 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 tane bu şekilde zincirimi çektim. 21 zincirimden sonra 1-2 tane zincir atlayıp 3. zincirimin içerisine sık iğne gidiyorum. Ve 9 tane sık iğne yapacağım toplamda. 1-2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra geriye kalan bütün zincirlerimi ikili trabzan yapacağım. İlk baştaki yapacağım ikili trabzan biraz sık iğneye yakın boyda olacak. Bir geçiş olması açısından 2 3 4 5 6 7 8 9 ve en sondaki yuvamın içerisine 10. ikili trabzanımı yapıyorum. Ve en sondaki yuvanın içerisine 10. ikili trabzanla birlikte hanımlar, bu trabzanımla birlikte 6 tane daha. Toplamda 7 tane ikili trabzan oluşturacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Burun kısmına. Şimdi şuradaki trabzanlarıma, 9 tane trabzanıma denk gelecek, karşılığına gelecek şekilde, karşısına gelecek şekilde pardon, yuvaların içerisine trabzanlarımı yerleştireceğim. 9 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. trabzanımı sık iğneye yakın boyda çekmeye çalışıyorum ve 9. Şimdi sık iğnemi yapıyorum. 9 tane toplamda. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi birinci sıramızı oluşturmuş olduk. Şimdi hanımlar, başta bıraktığım iki zincirin içerisine geçerek bu kısma 1, 2, 3 ve 4 tane toplamda sık iğne yaptım. İlk gelen yuvanın içerisine geçerek sıramı sabitledim, gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim. Sıramı sabitlediğim yuvaya geçerek ikili trabzan oluşturdum. Şimdi bir sonraki yuvamdan devam ediyorum. Bu kısmı, burun kısmındaki 7 tane trabzanımın ilk trabzanına gelene kadar ikili trabzanla geçeceğim. Bu şekilde. Evet, burun kısmındaki ilk trabzanıma gelene kadar devam ediyoruz. Evet, burun kısmında ilk trabzana kadar geldim. 7 trabzanın şuradaki ilk trabzanına kadar gelmiş oldum. Burada şimdi ikinci sıramdaki burun kısmında şöyle yapıyorum. Bütün yuvaların içerisine çift batarak ikili trabzan oluşturacağım. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlk sıradaki 7 trabzanımızı ikinci sıramızda 14 trabzana çıkardım. Çift batarak, gördüğünüz gibi 14. Evet, bu şekilde burun kısmını oluşturduk. Tekrardan diğer yuvadan devam ediyorum. Tekli trabzanıma geçtim. Gördüğünüz gibi. Tekrardan hanımlar, burun kısmındaki 1, 2, 3, 4 tane sıkı iğnemin buradaki başlangıçtaki sık iğneme gelene kadar trabzan oluşturmaya devam edelim. Evet, bu şekilde topuk kısmına kadar geldim. Şimdi 2 tane zincirin içerisine toplamda dediğim gibi 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapmıştık birinci sıramızda. İkinci sıramızdaki buradaki 4 sık iğnemizi hanımlar, 4 sık iğnemizin içerisine ikili batarak bu şekilde, gördüğünüz gibi ikili trabzan oluşturuyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ikili trabzan oluşturdum. Hemen sıramı kapatıyorum buradan. Şu şekilde 1, 2 tane zincir çektim. Şimdi sıramı kapattığım yuvaya geçiş yapıp yine aynı yere trabzan oluşturdum. Tekrardan ikili trabzanla burun kısmındaki 14 trabzanımın ilk trabzanına, çiftli battığım trabzanın ilk trabzanına gelene kadar tekli trabzan oluşturmaya devam edelim. Evet, oluşturduğum çiftli trabzanın ilk trabzanına kadar geldim, tek trabzanla. Şimdi burada çift battığım ilk trabzanın tepesindeki yuvaya hanımlar, 3. sıramda bir aynı yuvaya tekrardan 2 çiftli trabzan oluşturdum. Bir sonraki yuvaya bir sonraki yuvaya tekrardan 1, aynı yuvaya 2, bir sonraki yuvaya 1, bir sonraki yuvaya 1 ve 2, bir sonraki yuvaya tekrardan 1. Bu şekilde gördüğünüz gibi 2 1 2 1 2 1 şeklinde hanımlar
Üçüncü sıramda burun kısmında ilerlemeye çalışıyorum. On dördüncü trabzanıma gelene kadar bu şekilde bir çift, bir tek, bir çift, bir tek batarak trabzanlarımı oluşturarak ilerliyorum. Gördüğünüz gibi en sondaki yuvamın içerisine çiftli trabzanım, çiftle başladım, çiftle trabzanla bitirmiş oldum. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bir sonraki yuvaların içerisine tekli trabzan oluşturuyorum. Üçüncü sıramda ve burun kısmında bu şekilde oluşturmaya çalıştım. Topuk kısmındaki çiftli battığı yere gelene kadar çiftli oluşturduğum trabzanın ilk trabzanına gelene kadar trabzan oluşturmaya devam ediyoruz. Evet, topuk kısmına kadar geldim hanımlar. Buradan devam ediyorum. Üçüncü sıramın burun kısmında yaptığım gibi bakın çiftli trabzanıma geldim. İlk trabzanındaki tepesindeki yuvaya tekrardan burun kısmında yaptığım gibi gördüğünüz gibi yuvanın içerisine çift trabzan oluşturdum. Bir sonraki trabzana tek, bir sonraki pardon yuvaya çift, bir sonraki yuvamıza tek, bir sonraki yuvaya bu şekilde çift, bir sonraki yuvaya tek, bir sonraki yuvaya çift. Gördüğünüz gibi en sondaki yuvamıza tekli trabzanla bu şekilde geçiş yaparak sıramızı bitirdik. Şimdi sıramı sabitleyip ipimi buradan keseceğim. Bu şekilde. Evet hanımlar. 0-3 aylık için taban kısmını ben oluşturdum. Şimdi pateğimin gördüğünüz gibi hazır tabanla şu kısımda hazır tabanımız bulunmakta. Hazır tabanla ben örgü tabanı birleştirerek o şekilde yaptım. Videomda sizlere göstermiştim diğer bir önceki videomda hanımlar nasıl birleştirmesi gerektiğini. Bu iki tane hazır tabanımızı ve örgü tabanımızı birleştirip o şekilde devam edeceğiz. Siz de bu aşamayı bir önceki videomda birleştirme aşamasında görebilirsiniz. Oradan tıklayarak hanımlar dediğim gibi birleştirme aşamasını oluşturabilirsiniz. Hazır tabanla örgü tabanı birleştirmiş olduk hanımlar. Şimdi diğer bir aşamadan devam ediyoruz. Patiğimizi yavaş yavaş oluşturmak için tekrardan tığımı aldım. Topuk kısmından başlıyorum. Buradan şuradaki kısımdan devam edeceğiz. Bakın hanımlar tam orta kısımdan tığımı şu üçüncü sıramdaki trabzanların tepesindeki şu çizgiler var gördüğünüz gibi. Çizgilerden teker teker trabzanların tepelerinden tutturup şu şekilde bir sonraki yuvadan çıkarak şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ipimi ilk başta sabitleyeceğim. Bu şekilde çektim ipimi ve bir iki tane zincir çektim. Bir sonraki trabzanımın tepesindeki yuvadan bu şekilde kavrayarak ikili trabzanlar oluşturacağım. Gördüğünüz gibi şu ilk başta dış kısımda sık iğne var. Sık iğnelerin şu kısımlarından tutturmuyorum. Fark ettiyseniz sık iğnenin hemen altındaki trabzanın tepesindeki yuvalardan geçiş yaparak bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Evet, burada ikili trabzanlarıma devam edeceğim. Birinci sıramı bu şekilde bitirmiş olacağım.
Pardon. Tekrardan. Şuradaki iç kısımlara bakın. Tekrardan göstereyim. Bu şekilde bir hareketle tığımızı, ilmeğimizi alıp trabzanlarımızı oluşturacağız. Evet, trabzan gidiyoruz. Tekrardan hanımlar, topuk kısmına gelene kadar trabzan oluşturmaya devam edelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi birinci sıramla bu şekilde trabzanımla ilerleyerek topuk kısmına kadar geldim. Şimdi sıramı kapatıp devam ediyorum. Başta çektiğim iki zincirin tepesindeki yuvaya geçiş yaparak bu şekilde sıramı kapattım. Tekrardan 1-2 tane zincir çektim. Ve sıramı kapattığım yuvaya, aynı yere tekrardan bu şekilde trabzan oluşturacağım. Bütün yuvaların içerisine gördüğünüz gibi teker teker trabzan ile gidiyorum. Şimdi ikinci sıramda şöyle bir şey yapacağım. Burun kısmında hemen işaretlerimi şu şekilde getirdim. İşaret yerleştireceğim hanımlar. Tığımı ortadan şu şekilde göz hizasıyla tam ortayı bulacak şekilde tığımı bu şekilde ortaladım. Ve tam şuradaki yuvam benim orta işaretim olacak. Buraya bir tane işaret yerleştireceğim. Tam buradaki kısma. Bu şekilde. Şimdi sağdan ve soldan 15 tane yuva sayıp 15. yuvaya işaretimi yerleştireceğim. 1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 ve 15. yuvama bir işaret yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan şu kısma da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15. Yine buraya da işaretimi bu şekilde yerleştirdim. Devam ediyorum. Şimdi hanımlar, trabzanla gidiyorduk. Yine dediğim gibi ikinci sıramdayız. İşaretime gelene kadar trabzan oluşturmaya devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi işaretime kadar geldim. Buradan hemen işaretimi çıkarıyorum. İşaretimin olduğu trabzanın belinden ön taraftan bu şekilde hanımlar kavrayarak buraya lastik örgüsü yapacağım. Bir önden arkadan tığımı öne geçirdim. Önden tekrardan arkadan alarak ilmeğimi bu şekilde çektim. Ve arkadan trabzanımı oluşturdum. Tekrardan önden bu şekilde. Tekrardan hanımlar, arkadan trabzanımı alarak devam ediyorum. Şimdi önden, bir önden bir arkadan bu şekilde ilk başlarkenki işaretimin olduğu trabzana önden başladım ve önden de bitireceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde tekrardan yeşil işaretimin olduğu yere kadar ilerlemeye çalışalım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir önden bir arkadan alarak ikinci sıramda işaretime kadar geldim. Şimdi en son arkadan ve işaretimin olduğu yere çıkardım. Tığımın başını doladım. İşaretimin olduğu trabzana da önden geçerek bu şekilde gördüğünüz gibi trabzanımı yerleştirdim. Şimdi bir sonraki yuvadan normal trabzanla bütün yuvalara geçerek diğer tarafta yaptığım gibi trabzanımı yerleştireceğim. Bu şekilde.
Evet, topuk kısmına kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi ikinci sıramda şu kısımda önden başladım. Bir daha söylüyorum. Tekrardan ön taraftan trabzan alarak bu şekilde bitirdim. Topuk kısmına kadar ikinci sıramıza devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi hızımı alamayarak üçüncü sıramda burun kısmına kadar gelmiş oldum. Tekrardan ikinci sıramda dediğim gibi birinci sıramdaki yuva kapatma işlemini yaptım. Bu şekilde iki zincir çekip hiçbir farklı bir şey uygulamadan trabzanlarıma, ikili trabzanlarıma devam ettim hanımlar. Üçüncü sıramda yine aynı şekilde burun kısmında önden aldığım trabzanı bu şekilde önden alarak arkadan aldığım trabzanı tığımı arka taraftan geçirip bu şekilde arkadan ilmeğimi çekerek arkadan trabzan oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan arkadan alıyorum. Tekrardan önden alıyorum. Evet, bu şekilde hanımlar ilerliyoruz. Tekrardan modelimin sonuna gelene kadar, şu kısma gelene kadar devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci sıramda model kısmını bitirmiş oldum. Tekrardan burun kısmını geçtik ve dediğim gibi trabzana geldim. Normal trabzanıma hemen ilk baştaki trabzandan başlayıp normal trabzan oluşturarak bu şekilde topuk kısmına kadar gelmeye çalışalım. Üçüncü sıramızda. Evet, sıramı kapatıp devam ediyorum. Bu şekilde tekrardan iki zincir çektim. Dördüncü sıramdayım. Trabzan oluşturuyorum. Evet hanımlar, model kısmına gelene kadar devam edelim. Evet, dördüncü sıramızda burun kısmındayız. Yine aynı işlemi uyguluyorum. 2 ve 3'te yaptığım gibi. Ön taraftan aldığım trabzanı önden ve arka taraftan aldığım trabzanlarımı bu şekilde arkadan alarak ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Evet, burada da herhangi bu sıramızda herhangi bir farklı bir işlem uygulamıyoruz. 2 ve 3'te yaptığım gibi hanımlar. Burun kısmında model yerleştiriyorum. Yan kısımlarda düz trabzanla giderek sıramı bitiriyorum. Şimdi aynı işlemimizi uygulayalım. Devam edelim. Modeli bitirelim. Tekrardan düz trabzanımızla sıramızın sonuna kadar gelmeye çalışalım. Sıramızı kapatalım. Ve 5. sıramızda hanımlar. Tekrardan ikili trabzanla modelin olduğu kısma kadar gelmeye çalışalım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. sırama bu şekilde gelmeye çalıştım. Şimdi 5. sıramda hanımlar burun kısmında daraltma işlemi yapacağız. Bunu şöyle yapıyorum. Hemen ilk baştaki öndeki bulunan trabzanımı oluşturdum. Arkadaki trabzanların hiçbirine dokunmuyorum. Sadece modelimin ön tarafında bulunan trabzanları bu şekilde alarak daraltmaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, tekrardan modelimin sonuna kadar gelmeye çalıştım. Burun kısmını kapattık.
Şimdi şöyle göstereyim. Bakın hafif bir toparlanma oldu bu sıramızda. Şimdi devam edelim. Hemen bir sonraki yuvamızdan yine devam ediyorum. Düz trabzanlarımı oluşturmaya. Topa kısmına kadar hanımlar. Tekrardan trabzan oluşturmaya devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi burun kısmını bitirdim ve topa kısmına kadar geldim yine. Düz trabzanımla hanımlar, yan taraftaki. Şimdi 5. sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. 6. sıramıza geçiyorum hemen. Sıramı sabitledim. Bir tane zincir çektim. Sıramı sabitlediğim yuvanın içerisine her defasında geçiş yapıyorum, bakın. Arada bir boşluk oluşmasın diye. Bu şekilde 6. sıramda sık iğne yapıyorum. Evet, sık iğnemizle modelimizin bir önceki yuvasına gelene kadar devam edelim. Evet, bu kısma kadar geldim 6. sıramda. Şimdi tekrardan daraltma işlemi yapıyoruz. Burada yine ön taraftan bulunan trabzanlarımı, bu sefer ikili ikili, bakın, yarım çektim. Ön taraftaki trabzanımı diğer bir trabzandan ilmek alarak bu şekilde ilk iki ilmeği bir çektim. 3 tane ilmeğimi bir çektim. Tekrardan bir sonraki trabzandan ilk iki ilmeği bir çektim. Bir sonraki trabzandan ilk iki ilmeği bir çektim. 3 ilmeği bir çektim. Bu şekilde ikili ikili 6. sıramızda daraltma işlemi yapıyoruz. Burun kısmında daha bir kapanma olacak bu şekilde. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ve en sona geldim. Bu şekilde modelimi oluşturdum. Bir sonraki yuvamda diğer tarafta yaptığım gibi sık iğne ile devam edip topuk kısmına kadar ilerleyeceğim. Bu şekilde. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi 6. sıramın sonuna kadar geldim sık iğne ile. Buradan hemen devam ediyoruz. Sıramızı kapatacağız. İlk başta bulunan sık iğnenin tepesindeki yuvaya geçiş yaptım ve sıramı kapattım bu şekilde. Ve buradan ipimi çekip şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir ip bırakıp göz kararıyla burada iğne ile bir işlemimiz olacak. Evet, iğneyi bu şekilde aldım ipime. Tekrardan şuradaki şu kısımdan arkadaşlar iç kısma doğru yuvadan ipimi çektim. Ve aynı yuvadan bakın şöyle bir işlem uygulayacağız. Bu şekilde bütün yuvalardan bu şekilde ilerleyerek evet, daha güzel, daha hoş bir görünüm elde edeceğiz bu sayede. Tekrardan bir sonraki yuva.
Evet hanımlar, sıramızın sonuna kadar aynı işlemimize devam edelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde 6. sıramızı da yorgan iğnesiyle giderek bu şekilde oluşturmaya çalıştım ve çok da güzel, hoş bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdi modelimin örneğimde hemen göstereyim. Ön tarafındaki şuradaki işlemimiz kaldı. Hemen iğnemi, ipimi pardon, alıyorum. Bu şekilde sıkılama zincirimden sonra gördüğünüz gibi şimdi buraya 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirden sonra tığımın başını doladım. 1, 2, 3. trabzanıma, pardon, 3. yuvama geçip ikili trabzan oluşturdum. Bütün yuvalarımın içerisine geçerek ikili trabzan oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Evet, en sondaki yuvaya da bir trabzan yapıyorum. Buradaki sıkılama zincirime dokunmuyorum. En sondaki yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde ikili trabzan oluşturdum. Bir sonraki yuvamdan devam ediyorum. Oluşturduğum trabzanların karşılığına gelecek şekilde trabzanlarımı yerleştirmeye çalışıyorum. Evet, sondaki trabzana gelene kadar, yuvaya gelene kadar pardon, trabzan oluşturdum. Şimdi başta bıraktığım iki tane zincirin içerisine girerek buraya da yine 5 tane diğer tarafta yaptığım gibi bir ikili trabzan oluşturacağım. 2 3 4 ve gördüğünüz gibi 5 tane trabzanımızı yerleştirdim. İlk gelen yuvaya geçiş yaparak yine trabzanla devam ediyorum. Tekli trabzanımız var. Bu şekilde evet hanımlar, en sondaki yuvama 5 tane ikili trabzan yapmıştım. İlk trabzanına geldim. Şimdi aynı yuvaya tekrardan çift trabzan oluşturdum. 1, 2, toplamda 10 tane trabzan oluşturacağız. İkinci sıramızda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane trabzanımızı oluşturduk. Şimdi tekli trabzana devam ediyorum. Diğer uçtaki 5 tane trabzanın tepesindeki ilk trabzana geldim. Yine burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 tane trabzanımı oluşturdum yine. Devam ediyorum. Evet, çifte trabzanıma geldim. Hemen ilk trabzanın tepesindeki yuvadan başlayarak 1, aynı yuvaya 2, bir sonraki yuvaya 1, bu şekilde bir sonraki yuvaya 1, 2, bir sonraki yuvaya 1, tekrardan 1, 2, 1, 1, 2. Çifte trabzanın en sondaki trabzanına gelene kadar hanımlar gördüğünüz gibi devam ediyorum. Şimdi çift yapıyorum. Son kez. Ve gördüğünüz gibi tekli trabzanla devam edeceğim. Diğer uçtaki çiftli trabzanın ilk trabzanına geldim yine. Buradan çiftli trabzanımla devam ediyorum. Bu şekilde tekrardan tekli trabzan. Aynı işlemi çiftli trabzanın sonuna kadar uygulayacağım. Evet, bu şekilde hanımlar çiftli trabzanımı oluşturdum en sonunda. Bir sonraki trabzana yalancı trabzan yapıyorum. Bu şekilde kaynaştırma yapacağım. Bir sonraki trabzana sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzana bu şekilde ip kaydırma kullandım. Ve buradan hanımlar ipimi bu şekilde keseceğim. Evet, ön taraftaki küçük parçamız da bu şekilde hazır. Şöyle göstereyim. Şuradaki ipimi hemen iç taraftan kaybedeceğim. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bu küçük parçamızı ön tarafa dikmeye, muntazam bir şekilde dikmeye çalışacağız. Aynı renk ipimizle mümkünse. Bakın tam şu kısma dediğim gibi güzel bir şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Bu şekilde dikeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde süslemeden önce bu kısma pardon, süslemeden önce diyorum, dikişten önce şu kısma herhangi bir süsleme yapmak istiyorsanız parçanızı birleştirmeden önce yapın ki daha rahat olsun sizin için. Şimdi ben devam ediyorum, şöyle hafiften sizlere göstermek istedim. Aynı renk iple ya da sırıtmayacak bir ip de olabilir. Bu şekilde kaydırmadan parçayı dikmeye çalışacağız.
Evet, dikişimizin sonuna kadar ilerleyelim. Şu şekilde bitireceğiz en sonu. Şöyle göstereyim. Tamam, bu şekilde sabitledikten sonra bitmiş olacak. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde patik modelimizi bitirmiş olduk. 0-3 aylık için taban kısmımız bu şekilde. Ve modelimin sonuna geldim. Böylece bir sonraki videoda yepyeni tasarımlarda hanımlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Hoşça kalın.